Çok şükür 14. güne geldik. 11. günde Hicr suresinin 77. ayetini, 12. günde Yusuf suresinin 4. ayetini, 13. günde Câsiye suresinin 3. ayetine çalışmıştık. Bu ayetleri çalışırken siyahla göstermiş olduğumuz, siyah renkte yazılmış olan ayetleri de beraber incelemiştik. Bugün Hadid suresinin 5. ayetini beraber yazmaya çalışacağız. Lehu mulkü semavati vel ard ve ilallahi turceul umur. Artık daha önce de yazmıştık diğer derslerimizde. Ancak bununla beraber başka ayetlere de şöyle bir bakalım. Ya ehlel kitabı limeze örneklerini vermiştik. Biz Kur'an-ı Kerim'de lime şeklinde geçtiğini görüyoruz. Ya ehlel kitabı lime tekfirune. Entenin t'si, vavvenun çoğul yapıyor. Siz niçin inkar ediyorsunuz? Bi ayetillahi, Allah'ın ayetlerini derken açık t ile yazıldığını görüyoruz. Ayetullah derken, Allah'ın ayetleri derken kurdele bi'den dolayı alt çizgi. İsim tamlamasında kuralımız neydi? Kurdele elif lam alt çizgi bi'den dolayı alt çizgi oluyor burası. Elif lam özel isim olduğu için yok ve alt çizgi de burada görüyoruz. Ve entum ve siz teşhedun şahit bildiğiniz halde şeklinde meale almışlar. Maviyle gösterilmiş olan kısmı yazabilirseniz son derece güzel ve entum teşhedunu yazabilmek son derece güzel. Eğer bu ayeti baştan sona yazabiliyorsanız ya da okuduğunuz zaman anlayabiliyorsanız çok iyi bir seviyede olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bir önceki ayetten farkı gulle başlıyor. Gale fiilinin emri. Gul ya ehlel kitabi. Lime tekfurune. Bakın yine aynı. Bi ayatillahi Allah'ın ayetlerini. Vallahu ve Allah şahidun. Şahittir. Ala üstüne. Ma te'melun. Entenin tesi. Vavunun yine burada görüyoruz. Nasıl almışlar? Yaptıklarınızı görüp dururken, şahitken niçin inkar ediyorsunuz? De ki ey kitap ehli diye başlıyor. Yine bu şekilde kul ya ehlel kitab lime tekfurune bi ayatillah. Vallahu şehidun ala ma ta'melun. Ne kadar güzel değil mi? Ve yekulune bu gale fiilinin çekimi olduğunu biliyoruz artık. Ye, vavnun, çoğul ve söylüyorlar şeklinde. Aslında videolara bir türlü alamadım ben. Bir de sizden şunu rica edeceğim. Y'den önce L yazarak V'yi hiç katmadan Y'den önce L yazarak leyegulunne şeklinde aratmanızı sizden rica ediyorum. Başına yegulune gale yegulune diyorlar. Başına L geldiği vakit daha böyle nasıl söyleyeyim aşkla, şevkle kuvvetlendirme alımı geldiği zaman yerleri gökleri kim yarattı dediği zaman aşkla şevkle böyle kürsülerden, sokaklardan bağıra çağıra. Yani siz normalde sokakta hiç bağırır mısınız? Bir alışveriş merkezinde bir yere gittiğiniz vakit konuşma sırası sizdeyken. Böyle hiç Allah diye bağırdınız mı? İnsan nasıl bağırır? Bir çocuğunu kaybetmiştir. Başına kötü bir olay gelmiştir. İçten bir şekilde böyle bir acıyla beraber Allah gibilerinden yani. Ama bu inkar edenler öyle söylüyorlar ki yani karşıdaki onu duyduğu zaman yahu diyor ne mübarek bir adam ne kadar güçten böyle Allah diye söylüyor. O ayeti biz henüz almadık ama sizin şimdi burada Yekulül'le karşılaşmışken başına L yazarak o ayeti aratmanızı rica ediyorum. Leyekulünne. Bir de N'nin üzerinde şedde var. Yani birkaç sefer orada vurgu var böyle Allah diye, Allah Allah diye bizi kandırıyorlar. Siz de zaten görüyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadiqin. Bu kadar ayette geçiyormuş. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadiqin. Bir başka ayete bakalım yine. Ve yekulune meta hazel fethu in kuntum sadiqin. Sadece şuraya yazmak bile, böyle akşam geldiniz işten yorgun argın. Şuraya yazıp Kur'an-ı Kerim'de aratmak bile son derece güzel. Sadıklardansınız, doğru sözlüsünüz. Daha önce de değinmiştik. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Birkaç sefer üzerine durmuştuk. Ve ma erselnake illa kâffeten lin nâsi beşîran ve nezîran. Ve lakin neden sonra üst çizgi oluyor burada. Bu, lakin ne ve bu kısmı aratırsanız, şu kısmı aratırsanız burada göreceksiniz. Lakinlerin olmadığı yerlerde kurde olmuş olacak, kurdele olmuş olacak. Ve lakinle ekseren nasi, insanların çoğu la ya'lemun, alime bildi, ya'lemune biliyorlar, la ya'lemune bilmiyorlar. Ersele gönderdi, erselne
Nahnunun sona geliyor. Eğer birini Arapça öğretmek isterseniz bu şekilde bir fiili, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir fiili. Zaten pek çok fiil, günlük yaşamda da kullanılan fiiller. Ersele, erselna gönderdik. Erselnake, seni gönderdik. Ve ma erselnake, illa beşiren ve neziren derken burada olumsuzluk ekinin ma olduğunu görüyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun.